Evet arkadaşlar, şimdi döngülerde soru çözüm yapacağız. Ben en basitinden 4 tane soru özellikle hazırladım temel çalışma için. İlerleyen durumlarda da isteyen soruları isteğe göre sorularda çözebiliriz. Havuz oluşturuyoruz zaten bu aralar ama ben en basitinden döngülerin daha iyi ve anlaşılması konusunda basit algoritmalar yazdım buraya. Bunları sırayla çözelim. 4 tane sorumuz var. İşte bir neymiş? Gelen sayının faktörelini basan programı yazılmış. Bunu yazalım. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi faktöreli biliyoruz. İşte 5'in faktöreli mesela nedir? 120'dir. 4'ün faktöreli 24'tür. Nasıl oluyor peki bunlar? 5 faktöriyel eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde buluyoruz. 0 faktöriyel de özel olduğu için 1'dir. 1 faktöriyel zaten 1 oluyor. Bunları şimdi göz önünde bulundurarak kodumuzu yazalım. Kullanıcıdan isteyelim. Kullanıcı önemli. Kullanıcıya diyelim ki faktöriyelini istediğiniz sayıya girin. Sayıyı gelin olsun. Evet, şunu en yapıyorum. Scanf yapacağım. Genellikle ben önceden yazıyorum ama integer bir değer yazacağımız için buraya zaten integer ben yine tanımlayayım. Sayı yazalım ve toplam isteyeceğim. Toplama da sıfır atayacağım. Şu şekilde. Sonra buraya haliyle %d deyip adresi de sayı olarak belirtiyoruz. Peki şimdi ne olacak? Faktörelini istediğiniz sayıyı girin dedik. 5 girecek atıyorum, değil mi? O zaman bana bir iterasyon gerekli. Döngü kullanacağız çünkü. For diyeceğim. I eşittir. 0. I küçüktür. Eşittir ama. Ne olacak? Sayı olacak. Sonra bir de arttırma operatörü koyuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ona değineceğim şimdi. Sıfır görmüşsünüzdür burada. Buraya bir algoritma yazacağım. Neden sıfır olmayacağını birlikte bakalım. Şimdi for'u da halletmiş olduk burada. Şimdi buraya nasıl bir şey yapmamız gerekir? Toplam tanımladık. Toplama çarpıp ekleyecek şekilde i'yi koymak istiyorum. I ne olacak? Sıfır olacak, değil mi? Sıfırı çarpıp toplaya atacağım. Ne olacak? Bu sefer sıfır olacak. Sıfır, sıfır, sıfır sonsuza kadar sıfır gidecek. Yani 10 girin, 15 girin bir esprisi olmayacak bunun. O yüzden etkisiz eleman çarpımlarda 1'dir. Toplama da 0'dır. Bu şekilde baz alırsak i'yi 1 yapıyoruz. Toplam eşittir. Diyeceğim ki toplam çarpı i. Hatta onun yerine ne yapabilirdik? Operatörlerden biliyoruz. Çarpata operatörümüz vardı. i diyebilirdik kısaca. Şimdi burada ne olacak? Şimdi toplamımız zaten sıfır. Bir sorunumuz yok, değil mi? Burada da aynı şekilde şöyle bir şey söz konusu, şöyle bir sorun söz konusu. Ya burası 1 olsa 1 çarpı 0 0, 2 çarpı 0 0. Ne anlamı kalacak? Bu yüzden toplamı da 1 olarak değiştirmem gerekiyor. Şimdi 1 çarpı 1 1 atadı. 2 çarpı 1 2 olacak. 3 çarpı 2 6 olacak. 4 çarpı 6 24 olacak şekilde gidiyor. O zaman ne yapacağız buraya? Burası bu döngü sonlanacak. Yani toplam işte şimdi sayıya mesela 5 girdik. 5 girdiğimizi varsayalım. Birden 5'e kadar bir iterasyon döndürecek. 5 dahil olmak üzere ama. Ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 diye bu i buraya yazılacak. Şimdi toplamımız 1. 1 çarpı 1, 1 olup 1'e atayacak. İkinci döngüye, yani ikinci iterasyona geçecek. i'miz 2 olacak bu sefer. 1 çarpı 2'den 2 gelecek. 3 olacak. 3 çarpı 2'den 6 gelecek. 6 çarpı bu sefer 4 olacak. 24 olacak. Atayacak. En sona 5 kalıyor. 5 çarpı 24'ten de bize 120'yi verecek. Eğer ki 5 girersek. Burada ne yapmıştık? Bunları özellikle referans olarak verdim ki doğru, yani bunları kabul ettiğimiz için yani buradan doğru mu çıktı veya yanlış mı çıktığına buradan doğru bir şekilde bakabiliriz. Şimdi döngümüz bittikten sonra da bunu basmamız gerekiyor. Döngü içerisinde bastırmayacağımıza göre döngünün dışına bittikten sonraki kısmına faktöriyeli diyelim. Hatta şöyle diyelim. %d'nin faktöriyeli olsun. Faktöriyeli %d'dir.
diye döndürelim. Monitörümüze bu şekilde çıktığımızı verelim. Buraya da ne diyeceğim? Toplam diyeceğim. Şimdi deneyip görelim. F11'ime bastım. Derleyip çalıştırıyor şu an. Önce derleyecek tabii çalıştırmadı daha. Evet, derledi. Ve çıktı. Faktörlerini istediğiniz sayıyı girin. Referanslarımız var 5 ve 4. Deneyelim. Ne oldu? 5'in faktörlü 120'dir diye bize çıktı. Üretti. 4'ü de deneyelim hemen hızlıca. Evet. 4, 24 diye çıktı. Peki. Şu kuralı gördük. Şu kuralı nasıl yapabiliriz? Bakalım eğer ki o sonucu döndürüyor mu? Döndürmüyorsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Hemen bakıyorum. 0 diyorum. 0 faktöriyel ne çıkacak? 0, 0'ın faktöriyeli 1'dir diye bize çıkardı. Neden böyle çıkardı? Normalde hani hata mı vermesi gerekiyor diye sorarsanız hata vermesi gerekmiyor. Çünkü biz toplam ve sayı kısmı şimdi 0 olacak. Yani bir sıkıntı yok yani. Zaten 0'ın faktörünü soruyor burada. Burada döngüye girmeyecek. Çünkü zaten burası 0 olacağı için i zaten 1'den başlıyor. İ küçük eşittir 0 durumunda yani 1 küçük eşittir 0 durumunda true döndürmeyeceği için for yani for döngüsüne hiç girmiyor. O yüzden döngü çıkışında printf var. Printf'ten de basıp yani programı sonlandırıyor. Yani bir hatamız yok. Ama mesela eğer ki 0 döndürseydi nasıl bir yol izlerdik? Bir if koyardık döngü içerisine. Ki ona da ihtiyacımız yok çünkü iterasyonumuz burada belli. Ama olur ya işte şuraya yazarız. İşte if şöyle şöyle ise. Ne diyelim mesela? For içerisine yazmıyoruz pardon. For dışına yazıyoruz. Çünkü döngüye girme şartı belirlememiz gerekiyor. Ne olacak burada? Sayı eşit değildir deriz. Değil eşit deriz. Sıfır ise bu döngüye gir tarzında. Ama zaten burada şartı sağlamadığı için hani if kullanmamıza hiç gerek yok. O yüzden kafa karışıklığına hiç gerek olmadığı için sade bir şekilde bu kodumuzu bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu şimdi hemen hızlıca kopyalıyorum. Hatta kırpayım direkt. Şu birini altına yapıştırıyorum her zamanki gibi. İkimiz neymiş? İkinci sorumuz yıldızlarla dik üçgen basın. Bu herkes bunu yapıyor. Klişedir bu. Biz de basalım. Çıktığımız nasıl olacak? Burada hatta ben bir örnek verdim. İşte 5 değeri gelildiğinde sanırım 5'ti burası. 1'den 5'e kadar şöyle dik üçgen şeklinde bassın istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şuraya int main'imizi verelim biz. Ben hemen yazmadan şuradan alıyorum. Keşke kırpmasaydık. Ama son pişmanlık. Neye yarar? Her şeyin. Neyse. Evet. Şurayı da alayım. Hemen hızlıca. Şu comment bloğunu almaya çalışıyorum ama bir türlü aldırmadı bana. Niye almıyorsun ya? Şöyle alacaksın. Heh. Tamam. Evet. Ne yapıyorduk? Dik üçgen basıyorduk. Bir integer değeri lazım. Sayılar üzerinden gidiyoruz çünkü. Üçgen diyeceğim. Üçgen tanımlıyorum. Printf o zaman. Diyelim ki kaç haneli mi olsun? Nasıl olsun? İşte bir sayı girin olsun ya. Aklıma gelmedi şimdi. Bir sayı girin olsun. Scanf yaptım. İçine de yüzde de olarak koydum. Adresime de üçgen diye verdim. Forumuza giriyoruz doğrudan. Şöyle bir durum söz konusu olabilir burada. Ama bir saniye şuraya int i eşittir. Eşit vermeye gerek yok. İçeri zaten sunuyoruz. I eşittir sıfırdan başlatacağım. Noktalı virgül bıraktım. Küçük eşittir. Üçgen diyeceğim. Şimdi şurada da şöyle bir şey, şöyle bir durum söz konusu olacak. Ona da hemen geleceğim. Şuraya geliyorum şimdi. Diyeceğim ki printf çarpı. Ama bakacağız şimdi. Bu kadar değil. Normalde eksik bir kod şu an. Bu kadar basit bir şey değil bu. Yani bu şekilde değil. Hemen deneyelim. Nasıl bir çıktı üreteceğine bakacağız şimdi. Bir sayı girin dedi. 5 girmek istiyorum. Ne oldu? Böyle 5 girmiş oldu. Ama biz ne istiyorduk? Bir üçgen istiyoruz. Yani sadece satıra yani satır şeklinde basmasın. 6 da geçsin istiyoruz. Bu şekilde olmayacak haliyle bu. O zaman ne yapacağız? Before daha buraya içeriye koymamız gerekiyor. Buna da şuraya yine bir j tanımlayacağım. Şu şekilde. For diyelim. Şunu da açalım. Şurayı kapatıyorum.
şu şunun kapam foru forum kapam kapama süslü parantez olsun. Bu da bunun süslü parantez olsun. Dış döngünün olsun. Şimdi buraya şuraya diyorum ki j eşittir 0. K yazdık pardon. J eşittir 0 dedim. Ve buraya diyeceğim ki j küçüktür i ise devam ettir. Eğer ki j'den büyükse false yap. Yani döngüyü sonlandır, bir üst. Yani dış döngünün devamından tekrar içeri gideriz. Yani öyle bir durum söz konusu olsun diyorum. J'yi art art yaptım. Bir arttırmak istiyorum çünkü. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi burada i sıfırıncı döngüye gidecek. Halde önünde bir şey yok. For'a girecek bu sefer. Yani içindeki iç içe döngü oluyor burada. Dış döngü iç döngüye girmiş olacak. Burada da j'yi görecek. J eşittir 0 diyor. Ve koşul olarak da j küçüktür i olduğu durumda. Burası zaten 0 değil mi? Burada zaten 0. 0 0 burası false döndürecek. Çünkü küçüktür var burada. Küçük eşittir yok. Basmayacak. Ne olacak? Bu for, iç for'dan iç döngüden çıkacak. Burada da bir şey yok. Ne olacak o zaman? Tekrar dış döngüye geçecek ve i'yi 1 yapacak. i 1 olacak. 0 iken zaten buna basacaktır. 1 olduğunda yine false döndürecek ve bundan çıkacak. Atıyorum 5 diyelim. 5 olsun burası. 5'e geldiğinde i 5'e gelecek. i 5'e geldiğinde son kez bunu çalıştıracak. Burası da 5'e kadar gelecek. Haliyle burası 5 olduğu için. i'miz 5 olacağı için. 5'e kadar bunu bir şekilde bastıracak tekrardan. 5'ten sonra false döndüreceği için döngüden çıkacak. Burası zaten şartı sağlamayacak. 6 eğer i 6 olursa bir sonraki iterasyonda. Sağlamayacağı için bu döngüden de çıkacağız. Ve burada ne kadar kod varsa tekrar devam edecek. Ama hiçbir kodumuz olmadığı için program tamamen sonlanmış olacak. Peki şimdi nasıl bir yol izleyelim? Şimdi burası tamam ama buradaki çıktı satıra basacaktır. Yani new line koymadık buraya fark ettiyseniz. New line buraya koyarsak zaten alt alta basar. Bir esprisi kalmaz. O zaman ne yapacağım? Şu iç döngü satır için olacak. Bu da sütun için olacak gibi düşünebiliriz. Şuraya diyeceğim ki new line. Şimdi şu çıktıya bakalım. İşte 5 olsun diyorum. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 diye bastı. Ama fark ettiniz mi? Bir boşluk verdi. Şurada bir boşluk var. Bu neden var? Çünkü biz bunları 0 yaptık. Şuraları 0 yaptığımız için bu şekilde çıkardı. Peki ben buraları 1 yaparsam? Şu şekilde. O zaman kodum düzelecektir. Derleyip çalıştıralım. 5 dedim. 1, 2, 3, 4 verdi bu sefer. İterasyon sayımızla alakalı bir sorun çıktı bu sefer de. O zaman onu nasıl çözebiliriz? Üçgen artı 1 yaparız. Şu şekilde. İterasyon sayısı da önemli. Çünkü 5 girdik ama hani 5 iterasyonu yok burada. 4 iterasyon. 4 tekrar yapacak. Ne olacak? 5 girdim. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 diye verdi ve boşluk bıraktı tekrardan. Bu boşluğu niye hala bırakıyor anlamış değilim. Döngüye girdi. Sağlamadı çıktı. Evet o yüzden new line veriyor. Evet tamam. Şurayı sağlamadığı için zaten bu döngü devam edeceği için, yani dış döngü devam ettiği için printf'e de basmak zorunda kalıyor. Ama bunu isterseniz şu şekilde kapatabiliriz. Diyeceğim ki işte şöyle şuraya doğru kapatayım. Ne diyelim? İyimiz. Ne olsun? Değil eşit birken diyelim. Bire eşit değilken bunu döndürsün diyelim. Bir bakalım çalışacak mı? F11 diyorum. Çıktı geldi. 5 dedim ve bu şekilde çıktıyı bastırabiliyoruz. Bu da tamam o zaman. Bunu da kopyalıyorum şu şekilde. Kırpmayacağım bunu. Çok uğraşıyoruz sonra. Buraya yazdım. Kullanıcıdan 3. sorumuz. Kullanıcıdan tek ve çift sayıları ayırıp tek ve çift olarak kaç tane olduklarını basın demişiz. Bunu dizilerde de yapacağız tekrardan. Bunları da hatta dizilerde tekrardan yapacağız. Ama daha detaylı bir şekilde işlemeyi düşünüyoruz orada. Şunu da 3 yapalım ki kapı karışıklığı olmasın. Şimdi kullanıcıdan tek ve çift sayıları ayırıp tek ve çift olarak kaç tane olduklarını belirtelim. Şimdi kaç tane girilmesini istiyoruz? Kaç tane girsin diyeceğiz. Kaç adet sayı girilsin?
Gelirsin. Olsun. Şunu hatta 2 nokta üst üste yapalım. Sonra değişken tanımlayacağım. Int a diyeceğim. Ve şuraya diyeceğim ki scanf. İşte gelinmesi istediğimiz sayılar. Yüzde de. Adresi de a'ya vereceğim bu şekilde. Tamam. Şimdi kaç tane sayı gelineceğini biliyoruz. Doğru mu? Ama kaç adet sayı gelineceğini bilmiyoruz. Kaç tane sayı gireceğini bilmiyoruz. Yani girmesini istiyoruz. Sadece adet sayısı istedik. Bunun için bir tane daha integer yapacağım. B yapacağım. Sonra buraya tekrar scanf diyeceğim. Ama bunu şuraya bir printf yapalım. Kaç adet sayı girilsin? Sayıları girin diyelim. Şöyle yapalım. %d'nci sayıyı girin diyelim. Sayıyı girin diyelim. Şöyle koyalım. Buraya ne yapacağız ama? Şimdi bu böyle bir kere tekrar edecek değil mi? Buraya bir for atalım. While da koyabilirsiniz. Ben for kullanacağım şimdi burada. Buraya hemen şuraya kısaca bir i yapacağım hemen. I'yi de tanımlamış olalım. Şuraya geliyorum. I eşittir 0 diyorum. I küçüktür. Şu koşula göre bakacağız. A değil mi? A'ya kaç adet gelileceğini söyledik çünkü. O yüzden A diyeceğiz buraya. İterasyonu aslında şu şekilde yapabiliriz. Sıfırıncı sayı biraz saçma olacak. O yüzden i eşittir 0'ı i eşittir 1 yapıp şurayı da küçük eşittir yaparsak sorun çözülür. Tekrar sayımız aynı kalacaktır. I artı artı diyorum. Çünkü sırayla basacağımız için hani sıfırıncı birinci olacak. Şuraya da i'yi argüman olarak veriyorum. Şimdi burada b tanımladık. Ama nasıl bir şey çıkacaktır? Ona bakmamız lazım. Şimdi döngünün içerisindeyiz. Süslü parantezlerimizi köle bıraktıklarımızı açmamışız. Şunu şuradan kapatıyorum. Şimdi buradan kullanıcı 5 adet sayı girecek. Doğru mu? 5 girildi. 5'e kadar tekrar edecek. Yani 0. sayıya girin diyecek. 1. sayıya girin diyecek. 2. sayıya girin diyecek. Bu şekilde gidecek. Ben şimdi buraya B değil de tek sayı yazayım. Bir tane de çift sayı yazalım. Bunu tanımlamış olduk. Bunu ama döngünün dışına atayım ki bir sıkıntı çıkmasın. Hep sıfırlanacak çünkü. Bir şey eklersek ona. Çünkü döngüde hep tekrar edecek. Tekrar tanımlayacak onu. Yani o yüzden bir sıkıntı çıkmasın istiyorum. Ve for'un dışına atıyorum. Şimdi buraya gelelim. Eninci sayıyı girin dedi. Girecek ama neye atacağız? Ona bakmamız lazım. Scanf diyeceğim. %d diyeceğim. Virgül adresi de en sonki sayı ne olsun? Tek sayı olsun değil mi? Ama buraya bir argüman daha koyalım. C olsun bu. Ve sonra iç kısma diyeceğim ki if şu şekilde. Her döngü sıfırlanacağı için C hep sıfırlanacaktır burada. Yani C'nin hep üzerine yazacaktır. Bir değişiklik olmayacak o yüzden. Şimdi burada bakalım. C modunu alacağız. 2'ye göre modunu almak daha kolay. Yani diğer tek sayıları tekrar tek tek yazmanın bir anlamı yok. 2'ye zaten bölünüyorsa, kalansız bölünüyorsa çifttir. Kalanlı bölünüyorsa yani birli bölünüyorsa tektir zaten diyeceğiz. Şimdi C'yi burada bir şarta bağlıyoruz. Diyoruz ki C mod 2. Yani C'nin 2'ye bölümünden kalan 1 ise. Buraya diyeceğiz ki tek sayıdır ama ben diyeceğim ki tek sayıyı arttır. Arttır diyeceğim. Şu şekilde. Buraya da değerlerini verelim. Ne olacak? Null değişkenini arttırmanın bir anlamı yoktur. Sıfırdan başlatmamız gerekir. Hata alabiliriz bu durumlarda. Ve sonrasında şuraya else if diyeceğim. Yani bu şartı sağlamıyorsa hatta yani bu şartı sağlamıyorsa zaten direkt else de yapabiliriz. Çift sayıyı arttır diyelim. Sonra döngüden bu döngü devam edecek. Bu şekilde arttırıyoruz. Döngüden çıkıldığında da bize bunları bassın. Buraya işte %d kadar tek sayı ve %d kadar da çift sayı vardır olsun. Ve buraya argüman olarak tek sayı ve çift sayı olarak vermiş olduk. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Ben 5 adet sayı girmek istiyorum. Hatta 6 adet sayı girmek istiyorum dedim. Birinci sayıyı girelim. 10 olsun. 2 olsun. 3 olsun. 4 olsun. 5 olsun. 6 olsun. Evet.
Şimdi tek sayılara bakıyorum. Burada doğru mu? 3 ve 5 var. Aynen tek sayılar bunlar. 2 adet tek sayımız var. 10 var. 2 var. 4 var. 6 var. Bunlarda ne oluyor? 4 tane çift sayı var. Evet, 4'e kadar çift sayı vardır diye bir de çıktığımızı üretmiş olduk. Şöyle de bir şey var. Eğer ki ben buraya A falan girersem hata verecektir zaten. Boş döndürebilir. Ama mesela ben buraya 0 girdiğimde bu şartı sağlamayacağı için direkt buraya erişmeye çalışacaktır. O zaman 0 ve 0 diye basacaktır. Yani hiçbir şekilde kodumuzda bir sıkıntı çıkmamış oluyor. Ekstra bir şey eklememize gerek kalmıyor. 3'ü de yaptık madem. 4'e girelim şimdi. Ne diyormuşuz? Kaç adet sayı, kaç adet girileceğini isteyen ve sayıların ortalamasını bulan programı yazın. Bunu da yapalım hemen hızlıca. Evet, şuraya geliyorum. Şunları siliyorum. Şunu da sildim. Buraya geldim. Kaç adet girileceğini isteyen. Şimdi kaç adet girilsin istiyoruz. Printf diyelim. Ortalamasını istediğiniz sayılar. Kaç adet sayı vardı diyelim. Vardır. Olsun. Soru işareti koyalım. Şuraya hemen scanf yapacağım. Ne yapıyorum ben? Tekrar bir değişken tanımlayacağım. Bir referans olacak. A olsun tekrardan. Şuraya da %d diyorum. Adresi de A olarak veriyorum. Sonra geliyoruz buraya. Bir for açıyoruz. For'u açtık. Ne yapacağız? Bir integer değer gerekiyor değil mi? Bir iterasyon olacak. Bir tane daha değişken tanımlamam gerekiyor haliyle. I eşittir 0. Sonra i küçüktür A diyeceğim. Sonra da i artı artı diyeceğim ve döngümü açacağım. Şimdi bir kontrol edelim hemen. Bu kadar oluşturduk madem yapıları. Şimdi buraya 5 yazdık değil mi? 5'e kadar yazacak. Yani iterasyonla benim bağlı bir işim yok. O yüzden bir sıkıntı da yok. Ne yapacağız? Zaten 0'dan A'ya kadar aynı iterasyona devam edecek. Yani 5 zaten 5'e eşit olmayacağı için 4'te sonlanacak. Yani 4'ü yaptıktan sonra sonlanacak. Haliyle iterasyonda bir farklılık olmuyor 0 olduğu zaman. İyimiz. O zaman buraya geliyorum şimdi. Diyorum ki ortalamasını istediğiniz sayı kaç adet ortalamasını istediğiniz kaç adet sayı vardır? 5 girdik diyelim. 5'e kadar toplayacağız değil mi? O zaman şuraya şöyle geliyorum. Bir toplam yapacağım. Bunu 0'a eşitleyeceğim. Bir de C diyeceğim. Bir integer tanımlıyorum tekrardan. Ve buraya geliyorum. Diyorum ki yine aynı şekilde %d'nci sayıyı gelin olsun. Ve şuraya da argüman olarak i artı 1 diyeceğim. Mesela diğerinden farklı olarak. Neden i demedim? Çünkü i'miz burada 0. i artı 1 dersen birinci sayı olarak göstermiş olur. Ya da buraya i dersiniz. Şunu kaldırırsınız. Şuraya 1 yapar. Şuraya da küçük eşittir yaparız. Şöyle de bir farklılık olsun diye ben i artı 1 yazmak istedim. Sonra buraya scanf diyeceğim. Ve şuraya da aynı şekilde %d ve adresi de c'sini vereceğim. İsterseniz şu c'yi şurada tekrar sıfırlayabiliriz. Yani şuraya koysak da bir şey değişmez. Hatta döngünün içerisinde daha sağlıklı olur. Çünkü sıfıra eşitliyoruz. Bir anlamı yok açıkçası üzerine yazacağı için. Sonra evet buraya yazdık. Ne olacak? Burada yazılanı toplama atsın isteyeceğim. Toplam artı c olsun istiyorum. Bunların hepsini topladıktan sonra bu döngü sonlanacağı için bu toplamı elimde tutacağım. Toplamı sonradan ne yapmam gerekiyor? Bir int ortalama yapacağım. Tanımlayacağım. Ortalama tanımlıyorum. Ve ortalamaya toplam bölü a sayısı yapacağım. Sonra bunu da bastırmak istiyorum. Printf diye de bastıralım bunu. Ortalama şudur diye. Buraya da gelip ortalama diye yazıyorum. İsterseniz buraya direkt toplam bölü a da yazabilirdiniz. Ben basite indirgemek için böyle bir şey yaptım. Bakalım hemen. Burada adresi tanımladık. İşte 1 gelecek, 2 gelecek, 3 gelecek, 4 gelecek diye. 5 tane sayı atıyorum. Buraya 5 girdiysek 5 adet sayıyı buradan 5 kere tekrar ederek C'ye de her girilen sayıyı alıp toplamla toplayacağı için burada toplanan burada olacaktır. Şurada sıfırken şurada toplam değişecektir. Dışarıda toplam olarak çıkacak.
Int ortalama değişkeni tanımladım. Ortalamaları toplam buradan çıkan sonuç olacağı için toplam burada a ya da yani girilen sayı adeti kadar böleceğiz ve ortalamayı bu şekilde bulacağız. Çalıştıralım hemen. F11'e basıyorum. Ortalamasını istediğiniz kaç adet sayı vardır diyor. 5 tane istiyorum. Sırayla girelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunun ortalaması 3'müş. Medyanı zaten 3 buradan aritmetik olarak gittiği için görebiliriz. Ya da 5 çarpı 6 çarpı bölü 2 yaparsınız. 5 çarpı 6 çarpı bölü 2 biraz saçma oldu. 0 yok çünkü burada. Yok. Ne alakası var? 5 çarpı 6 çarpı bölü 2 çarpı 1 bölü 5 yapmamız gerekiyor zaten. 5'i yok ettik. Ne olacak? 3 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 olacaktır zaten. Bu şekilde bu da çıkabiliyor. Evet. Bunu da kopyaladım buraya. Evet arkadaşlar. Örneklerimiz bu kadardı. Daha fazla örnek gelecektir. Sadece bunlar döngüleri anlatmak. Yani döngülerin tamamen sinteksini aklımızda tutmak için yaptığımız algoritmalar bunlar. Daha derin algoritmalar zaten dizilerde de göreceğiz. Bunların hemen hemen aynılarını dizilere depo edip dizilerden çağırarak da yapacağız bu işlemleri. Sadece bunları basit tutarak bu şekilde döngüleri ve ifleri bir şekilde açıklamak amaçlı. Yani daha irdelemek mi, pratik yapıp hani oturtmak, aklımızda oturtmak için yaptığımız şeyler. Videolar gelecek zaten. Videolarda daha derin, daha sığ algoritmalar olacaktır. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.